Merhaba arkadaşlar, ben Malik Güngör. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 mezunuyum. Şu an perifer ve acil serviste pratisyen hekimlik yapmaktayım. 2020 Ekim TUS sonuçları açıklandı arkadaşlar. Temel bilimler 75.6 puanla Türkiye 42.si, klinik bilimlerde 75.6 puanla Türkiye 36.si oldum. Öncelikle böyle güzel bir sıralama elde ettiğim için çok mutluyum. Hedefim klinik bilimlerde 200'e girmekti ve bu hedefime ulaştım. Şimdi bu hedefime ulaşırken neler yaptığımdan bahsedeceğim sizi TUS çalışan arkadaşlarıma. Ben de herkes gibi 5. sınıfın başında başladım TUS çalışmaya. TUS Time ailesiyle beraber başladım. Daha doğrusu TUS Time ailesinin online eğitimiyle başladım. Bulunduğum şehirde örgün eğitim yoktu. Online eğitim benim için daha avantajlıydı. Çünkü evimden TUS çalışabildim. Evimden canlı yayını hocalarımı görebildim. Yani sorularımı sorabiliyordum canlı yayından. Benim için çok avantajlıydı. Amfi ortamında bunu çok yapamıyorsunuz. Kitapları doldurmaya başladım 5. sınıfın başında. Hedefim 5. sınıfın başında sonuna kadar bir kez kitapları doldurdum, kitapları okumak ve bir kez tüm TUS sorularını çözmekti ve bu hedefime ulaştım, bunu yapabildim ve internlük sürecine başladım. İnternlükte de hedefim bol soru çözmek ve bol tekrar yapmaktı. Tekrar kısmını yapabildim ama soruya çok vakit bulamıyordum çünkü internlük biraz yoğun geçiyor genelde. Soru çözmeye çok vakit bulamıyordum. Yaptığım tekrarların da efektif olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Çünkü yorgun oluyordum. Yani okuyordum ama okuduğumu yani pek irdeleyemiyordum. Öyle söyleyeyim. Okumak için okuyordum. Daha sonra Şubat 2020 TUS'una girmeye karar verdim kendimi denemek için. Ve orada da 70.5 puanla 283. oldum. Bu aslında benim için çok iyiydi. Çünkü hedeflediğim tekrar sayısının daha yarısını atmıştım. Yan dal sorularını çözmemiştim. Sadece bir kez tüm TUS sorularını çözerek ve birkaç tekrar atarak 70.5 almıştım. Bu aslında benim için Ekim 2020 TUS'u için bir göstergeydi. Yani iyi bir göstergeydi. Ve daha çok motive olarak TUS çalışmaya devam ettim. Ve pandemi nedeniyle internlüğüm erken bitti birkaç ay. Ve daha çok soru çözmeye vakit bulabildim. Çünkü sürekli evde kalıp ders çalışıyorsunuz. Daha çok süre bulup daha çok soru çözdüm. Ve bu defa bir kez yan dal sorularını çözmeyi hedefliyordum ama bol vakit olduğu için yan dal sorularını iki kez çözdüm. Tekrarımı daha artırdım. Ve ekstradan soru bankalarından da soru çözdüm bayağı. Ve 2020 Ekim TUS sınavına bir ay kala TUS Time'ın vaka kampına katıldım. Aslında vaka kampı gerçekten benim için çok etkileyiciydi. Ve netlerimi, klinik netlerimi daha çok artırdı. Çünkü burada dahiliye, genel cerrahi ve kadın doğumda hocalarımız birebir sorular tutturdular. Yani neredeyse. Ve bu benim için çok güzeldi. Sınav anında da çözerken gerçekten onu hissediyorsunuz yani. Ve daha çok mutlu olup daha çok motive oluyorsunuz. Ve daha çok daha iyi çözüyorsunuz sınav anında o soruları. Ve bu şekilde geldi sınav sonucum. Şimdi kısaca size TUS Time'ın online eğitiminden bahsedeceğim. Benim için avantajlarından. TUS Time'ın online eğitimi şöyle arkadaşlar. Evden canlı yayına bağlanıp izleyebiliyorsunuz. Sorularınızı sorabiliyorsunuz. Diyelim ki sınavınız var. İşte sözlü genellikle 5. sınıf biraz neredeyse haftada bir sözlü sınavları olduğu için çok canlı yayına bağlanamıyordum ben. Canlıdan izleyemiyordum. Daha çok offline'dan şey yapıyordum. Diyelim ki kaçırdınız. 3 gün boyunca sistemde kalıyordu o videolar. Evden yine 3 gün boyunca izleyebiliyordunuz. Bu da benim için çok güzel bir şeydi. Ve hocalarımıza sorularımızı iletebiliyorduk o sistemde. Bu gerçekten periferdeki tıp fakültelerinde işte büyük illerdeki tıp fakültesindeki öğrencilerden farkını kaldırıyor daha çok. Yani birebir eşitliyor neredeyse ikisini. Bu şekilde yani TUS Time'ı seçmemin en büyük nedeni birincisi online eğitimin benim için çok avantajlı olması. İkincisi de InfoTUS serisinin çok güzel ve özenli hazırlanmış olması. InfoTUS serisi de totalde 12 kitap olduğu için bu bile yani tekrar ederken sizin moralinizi yükseltiyor. Çünkü kitap sayısı az diyorsunuz. Aslında sayfa sayısı da az. Ve özellikle Şubat sınavına girdiğimde şunu fark ettim ki InfoTUS kitabındaki hiçbir bilgi gereksiz değilmiş. Gerçekten her bilgi tamamen sınavda gelebiliyormuş. Yani benim atladığım birkaç soru yani
yanlış yaptım birkaç soru. İşte okurken atladığım yerlerden gelmişti Şubat sınavında. Ekim sınavında bu hatayı yapmadım. İnfotus'un bütün bilgilerini ezberlemeye çalıştım. Yani hocalarımız hiç gereksiz bilgi koymamış. Tamamen işimize yarayan bilgiler varmış. Ve TUSTIME'ın deneme sınavlarına da girdim. 5. sınıfın başında itibaren. Ve diğer iki tane daha majör dershane var. Onların denemelerine de girdim. Yani denemelere girmenizi de öneriyorum. Yani totalde yaptıklarım şu oldu arkadaşlar. Bol tekrar, bol soru çözme, bütün denemelere girme ve iki kez yan dal sorularını çözmek ve iki kez tüm TUS sorularını çözmek oldu. Bunları başlarken hedeflemiştim ve hedefime ulaştım çok şükür. Öncelikle değerli aileme çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte maddi manevi yanımda oldular. Ve InfoTUS TUSTIME ailesine de teşekkür etmek istiyorum. İyi ki onlarla beraber hazırlandım sınava. Beni hedefime çok kısa zamanda ulaştırdılar. İlk TUS'umda çok güzel bir derece elde ettim ve hedeflediğim bölüme de çok şükür gidebileceğim. Ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bütün hocalarıma da teşekkür etmek istiyorum. Onların da emeği bende büyük. Ve siz değerli TUS çalışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum sınavlarınızda. Gerçekten TUS süreci insanı çok yoruyor. Yani 2 yıl boyunca sadece ders çalışıyorsunuz. Yani başka hiçbir şey yapmadım şahsen. Genelde herkes öyle oluyor. Daha sonra arkadaşlarıma neticeyi alınca gerçekten çok rahatlıyorsunuz. İnşallah siz de istediğiniz bölümlere gidersiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz bölümlere ulaşırsınız. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.